Bunlar değerli futbol severler, Eskişehir Spor Ziraat Türkiye Kupası ikinci tur karşılaşmasında Muş Spor 1984'ü konuk edecek. Mücadele saat 20'de başlayacak. Değerli izleyenler, bu karşılaşma öncesi de STV olarak son gelişmeleri stadyumdan sizlere aktaracağız. Şehir Gazetesi Spor Müdürü Nazım Aydın'la yayınımız devam edecek. Nazım abi hoş geldin. Merhaba. Merhabalar. Morallerimiz bozuk abi. Kupa karşılaşması. Bir moral arıyoruz. Evet. Sen neler düşünüyorsun? Vallahi zaten kupa bizim için bu saatten sonra yani engale. Fazla bir şey söylemek istemiyorum. Yani kupada nereye gideceğimiz belli değil. Zaten kulübün içinde bulunduğu mali güçler, imkansızlıklar ortada. Ha, kupa inşallah yani tabii gönül istiyor ki bir yerlere giderim ama yani biraz da gerçekçi olmakta fayda var. Yani hayal görmeye de fazla gerek yok. Ha, bugün inşallah çıkar çocuklarımız iyi bir mücadele eder. En azından şu Urfa deplasman öncesi Karaköprü'de yani bir puan ya da puanlarla dönersek lig için yani güzel bir moral olur diye düşünüyorum. Abi lige gelelim. Lig tabi kanayan yaramız. 4 hafta geride kaldı. Sadece 1 puanımız var. Futbolcular eleştiriliyor, hoca eleştiriliyor, sistem eleştiriliyor. Sen neler düşünüyorsun? Ya şimdi tabi Eskişehir Spor'da oturmuş bir sistem var. Yani bu sistemi değiştiremezsin. Yani bu defansın 5'li oynaması zaten yani bizim için sıkıntıydı. Ha, takım 4'lüye döndüğü anda defans inşallah teknik patron da bu işi çözer diye düşünüyorum. Ama yani ligde işimiz zor değil aslında. Yani bu çocuklara güvenmek zorundayız. Başka da bir alternatifimiz zaten yok. Ya ben bu çocuklar şöyle bir iki maç kazansa kendine geleceğine inanıyorum. Zaten taraftar gereğini yapıyor fazlasıyla. İster ligde olsun, ister kupada olsun. Yani bu sezon bir de biliyorsun deplasman maçlarında taraftar artık alınıyor. Ha, sayı az da olsa yine en azından çocuklar deplasman maçlarında kendini yalnız hissetmiyorlar. Ha, inşallah bu akşam kupada turu atlarız diye ümit ediyorum. Ama tabii rakip de ciddi bir takım. O nedenle inşallah hayırlısı olsun diyoruz. Ama ligde bizim için daha önemli. Kupaya bir yerde nokta koymak gönlümden geçiyor. Ama tabii yönetim ne düşünüyor, taraftar ne düşünüyor? Belki ters düşünen de olabilir. Ama bizim için önemli olan lig, kupa bizim için hayal. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyenler, Aytaç Ersoy'la yayınımız devam edecek Son Haber Gazetesi'nden. Aytaç hoş geldin yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar. İyi yayınlar, teşekkürler. Bugün kupada rakip Muş Spor. Evet. Artık tabii lig herkesin aklında ama bir yandan da tur atlayan bir Eskişehir Spor var. Sen neler düşünüyorsun? Evet tabii özellikle lige kötü başlangıçtan sonra açıkçası kimse kupadaki ne oluyor ne bitiyor diye buraya yönelmiyor, bakmıyor. Ağırlık olarak tabii takımın kümede kalıp kalmayacağı önemli. Ama bu kulvar şu anlamda bugün belki bu maç bir önem kazanabilir. Sezon başından beri sistem olarak farklı bir Eskişehir Spor izliyorduk. Beşli savunma izliyorduk. Ama son Hacettepe maçından sonra oyunsal olarak, kurgusal olarak değişikliğe giden bir teknik heyet var. Cüneyt Biçer yönetimdeki Eskişehir Spor. Son antrenmanda, taktik ağırlıklı antrenmanda dörtlü savunmayla çalıştı. Bugün de takımın dörtlü bir savunmayla çıkmasını bekliyoruz. Yani bu futbolcuları daha önceki dönemlerde oynadığı ve alışık olduğu bir sistem. Tabii ne reaksiyon verir? Aslında sonuçtan çok, tur atlamaktan çok futbolcuların vereceği reaksiyona odaklandık açıkçası. Yani bugün burada sonuç belki çok çok önemli olmayacak. Buradan elenmek de belki de önemli olmayacak ama futbolcuların lige özellikle bu Karaköprü maçı ciddi bir önem kazandı. Yani 4 maçta 1 puan alınan ligde haftalar ilerliyor. 5. haftaya kadar gelindi artık. Takımın ivme yakalaması anlamında, birazcık yukarıya doğru ivmelenmek anlamında olumlu sinyaller vermesi gerekiyor bugün. Bir de şu açıdan da önemli. Şimdi Eskişehirspor'un maçlarını federasyonun yayın ihalesi o durumlardan dolayı verilmediği için şehir dışında özellikle yaşayan Eskişehirsporlar takımın ne noktada olduğuna biraz uzaklar. Geçen hafta kupa maçında Çankaya FK maçında insanlar ilk defa Eskişehir Spor'u izledi. Şehir dışındaki birçok insan. Şimdi bu anlamda da şehir dışındaki insanlara da biraz olsun olumlu sinyaller verebilmek adına bugün bu maç önemli. Çünkü yayıncı kuruluşu var bunun ve canlı bir yayın olacak burada. Dediğimiz gibi Eskişehir Spor'un sonuçtan ziyade futbolcuların bir sistem değişti. O sistemin adaptasyonunu göreceğiz. O sistemin reaksiyonunu göreceğiz ve bugünkü maçta
hafta sonu oynanacak, pazar günü 14.30'da deplasmanda oynanacak Karaköprü maçına biraz olsun biz de olumlu bir sinyaller bırakmak isteyecektir takım birçok izleyenlerden. Rakip 3. grupta yer alıyor. Onlar da aslında hakikaten lige iyi başlamış bir takım. Oynadıkları 4 maçın birini kazanıyor, ikisini kazanıyorlar. İkisinde berabere kalıyorlar. 8 puanlı 3 takımla zirveyi paylaşıyorlar Muş ekibi. Daha ilginç kısmı ise az gol atan bir takım. 3 gol attılar sadece 4 maçta ama çok az gol yiyorlar. Sadece 1 gol yediler. Bu anlamda da aslında ilginç bir maç bizi bekliyor. Ama kadrolarına baktım. Özellikle son oynadıkları ligdeki maçtaki kadroyla baktım. Ve bugün sahaya çıkacak kadroya baktım. Tabii ciddi değişiklikler var. Yani orada da hoca muhtemelen belki kafasında daha az düşündüğü diyelim isimleri bugün görmek isteyecektir. Bu anlamda onların da aslında bir nevi kendini sınama maçı olarak gördüğü bir maç. Tabii bir şey dikkatimi çekti rakipte. Birkaç maçının en azından özetlerini bulup izledim. Yani özellikle kornerleri hani kaleye gol atarcasına bir korner kullanma taktikleri var. Onu anlayamadım. Şimdi Eskişehirspor'un da saha içi özellikle hani nasıl söyleyeyim Konya maçını mesela Efe'nin yediği gol hepimizin hafızasında. Yani o tip toplarda yan toplarda bakalım takım bugün nasıl reaksiyon verecek dikkat etmek gerekiyor. Yani bir olur iki olur ama öyle değil. 2-3 maçta sürekli kullanılan kornerleri yani atıyorum bir maçta 6-7 tane korner kullandıysa 4 tanesini tamamen kalecinin 1-2 adım önüne kadar o noktaya doğru kesiyorlar. Oraya yükleniyor tabii uzun isimleriyle. Yani toparlayacak olursak Eskişehirspor adına sonucun çok çok bir önemli olmadığı, tur atlamanın çok bir getirisinin olmayacağı ama saha içi oyunsal reaksiyonun çok daha ön plana çıkacağı bir maç. Hem teknik heyeti göreceğiz. Bakalım şimdi geriye de düşebilir takım nasıl bir reaksiyon verecek. İkinci araya nasıl çıkacak? Kadroda da tabii ciddi değişiklikler var. Yani daha az süre alan isimleri mesela aklıma Ömer Faruk geliyor. Ömer Faruk'u bugün ilk 11'de izleyeceğiz. Bakalım göreceğiz. Reaksiyon Aytaç, çok önemli. Hafta içi bir hocayla da görüşmen de oldu. Antrenmana gittin, takip ettin. Hı. Muhtemelen sistem artık değişiyor Eskişehirspor'da. Evet. Eleştirilen bir sistem vardı. Beşli savunma hattıyla. Şimdi dörtlü savunmaya geçecek. Hocayla görüşmelerde neler öğrendin? Bizlere aktarabilir misin? Ya şimdi şöyle hoca özellikle sistem değişikliğinde tabii yani sezonun başından beri söyledi bu takım geçen sezon çok gol yiyordu. Bir hamle yapmak gerekiyordu. Evet. Yani nasıl bir hamle yapacak ki hoca beklerken 5'li savunmaya döndü. Cüneyt Hoca daha önce çalıştırdığı takımlarda da 5'li savunma sistemini oynatmış dönem dönem. Yani hoca bu sisteme uzak bir hoca değil. Evet. Ama ne dedik? Bir görelim takımı bakalım ne yapacak Eskişehirspor. Hoca yani bu işin içinde olan biri. Tabii ki tutmadığı zaman dönecektir bu sistemden diye sezonun başından beri söylüyoruz. İzledik 4 maç lig performansında. Tabii ciddi bariz hatalar görünce hoca da 4. maçın sonunda döndü. Yani hoca tepkileri özellikle sordum. Hocam tepkiler de vardı size dedim. Hani bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Tepkiler doğal dedi. Tepkiler olacaktır. Kimse dedi bugün tribünlere gelen bu taraftarlar Eskişehirspor'un bugünkü durumunu şu an bulunduğu ligdeki durumu hazmedemiyor. Çok doğal karşılıyorum dedi. Ama tabii her şeyin bir dozajı vardır dedi. Tepkileri doğal karşıladığını söyledi. Yönetim kuruluyla ilgili de yönetim kurulunun ciddi bir çabası var diyor. O da şimdi daha şehirdeki dengeleri de yavaş yavaş tanımaya başlıyor tabii hoca. Yani yalnız bırakıldığını da hocanın düşündüğüne inanıyorum. Yani insanların kulüp için bir şeyler yapmak isteyen bu insanların yanında olması gerektiğinin mesajını veriyor hoca. Ve oyunculara da inandığını söylüyor. Zaten diyoruz ya çok izledi bu takımı, maçlarını izleyip de geldi, birçok donelerle geldi. Bu futbolcu grubuna inandığını belirtiyor. Bu futbolcu grubundan sahaya olsun, skoru olsun bir şeyleri olumlu anlamda döndürebileceğine hoca inanıyor. Çok teşekkür ederim Aytaç. Teşekkür ederim, iyi yayınlar. Evet değerli izleyenler, Ziraat Türkiye Kupası 2. tur karşılaşmasında Eskişehirspor saat 20'de Muş Spor'u konuk edecek. Mücadele saat 20'de başlayacak. STV olarak yayınımızı burada noktalıyoruz. Hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.